Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle değişik bir şekilde sizlere selamladım. Şimdi malum av sezonunu bitirdik. Silahlarımızı yağladık, kılıflarına koyduk. Bundan sonra balık avları, balık kampları, normal bushcraft kamplar yapacağımızı ve videolarımızı yayınlayacağımızı bahsetmiştik. Çünkü canlı yayınlarda sizlerden gelen sorular oluyor bazı. Av sezonu bitti, ne yapacağız diye. Arkadaşlar balık avlarıyla, çadır kamplarıyla, bushcraft kamplarıyla devam edeceğiz. Yine birlikte olacağız. Bu arada yeni bir kanal açıyorum YouTube'da. Bu mevcut kanalım Av Doğa Tutkunları kanalı devam ederken yeni kanalıma da yeni videolar yükleyeceğim. Bu yeni kanalımda avda kullanmış olacağım bazı malzemeleri yeni kanalımda da kullanacağım. Şimdi bu yeni kanalımın hazırlığını yaptım. Aynı zamanda yeni kanalımda kullanacağım malzemeleri av kanalımda da kullanacağım. Evet, onun için bu böyle görmüş olduğunuz sobaları diyeyim size tanıtmak istedim. Şimdi bunlar yeni geldi. Ekipmanlarımı nelerin lazım olup nelerin lazım olmadığını bir liste yaptığım zaman en başta mesela bu mevsimlerde eğer çadır kuracaksanız, kamp yapacaksanız Mayıs ayına kadar havalar soğuk oluyor. Hatta bazen Haziran ayına kadar soğuk oluyor. Çadır kamplarında özellikle çadır içi sobalar ya da dışarıda akşam ateş yakmak için ateş çukurları ya da daha farklı işte yemek vesaire kampta yapmak için arkadaşlar ufak ördek sobası dediğimiz şu aşağıda görmüş olduğunuz metal renkli küçük ördek sobası eski tabirle bunları kullanacağız. Şimdi bunları sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu arada yeni kanalımızın ismini de ben size buradan paylaşayım. Daha şu anda çalışma aşamasındayım. Daha video yüklemedik. Instagram, Facebook kanallarını yeni açtık. YouTube'a da inşallah önümüzdeki haftadan itibaren güzel, ilginizi çekecek. Doğada tek başına değişik bir tarzda güzel bushcraft videoları, doğada tek başına kamp videoları sizlerle paylaşacağız. Doğa ortamlarından sizlerle birlikte olacağım. Beğenen arkadaşları oraya buradan davet ediyorum. Kanalımızın ismi yabancı dilde. Çünkü gerçekten biraz büyük düşünüyoruz. Dünya çapında bir kanal olmasını istiyoruz. Bu kanalımızın da dünya çapında olmasını istiyoruz. Fakat arkadaşlar niye işte yeni bir kanal açtın? Niye bu kanal üzerinden bunları yayınlamıyorsunuz derseniz. Maalesef arkadaşlar yani av videolarımızı yayınlarken birçok tacize maruz kalıyoruz. İşte güya işte hayvan severler, hayvan dostları. Yani tavukları kesip yerken, kuzuları kesip yerken bir şey yok ama kuş avladığımız zaman bunları pişirirken olsun vesaire olsun demedikleri şeyleri bırakmıyorlar. Gereken cevapları da bizden alıyorlar. Sizler de bu konularda duyarlı olun. Avcıların hakkını en iyi şekilde arkadaşlar savunmaya çalışın. Ben savunuyorum gerçekten buna emin olun. Kanalımız ne kadar güçlenirse bu Av Doğa Tutkunları kanalı biz daha fazla sizlerin hakkını savunacağız. Daha fazla ön planda olacağız. Daha fazla farklı platformlarda avcıları temsil edeceğiz arkadaşlar. O yüzden sizlerden ricam gerçekten 2 senedir emek veriyorum Av Doğa Tutkunları kanalına. Hiçbir rol yapmadan gayet yani olduğum gibi doğada yapmış olduğum avları sizlerle hilesiz hurdasız paylaşmıştım bugüne kadar. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğim. Ancak gerçekten emeklerimizin karşılığını arkadaşlar ben alamadığımı düşünüyorum. Şu anda 7350 abonedeyiz. Sağ olun, var olun. Buradan abonelerime sesleniyorum. Abone olmayan arkadaşlarıma da avdan hoşlanan, bu avcılığa tutkusu olan arkadaşlara da kanalımıza abone olup bizlere destek olmasını istiyorum. Burada abone olmuş olan arkadaşlara da buradan şu şekilde sesleniyorum. Daha fazla nasıl destek olabilirsiniz? Arkadaşlar videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yani seyrediyorsunuz, abone olmuşsunuz. Bir de sosyal medya hesabınızda paylaşırsanız oradan oraya, oradan oraya aktarıldıkça bu videolar seyredildikçe daha çok kitleye ulaşacak. Daha çok kitleye ulaştıkça bu sefer YouTube'da yurt dışındaki kişilere de önerilecek. Bizim seyredimimizin, kanalımızın %30'u arkadaşlar yurt dışı seyredimli, %70'i Türkiye seyredimli. Bu şekilde bir şey var. Fakat şu anda yaklaşık olarak yani 200'e yakın video attık arkadaşlar 2 sene içerisinde. Çok bir yüksek bir performans gösterdik bu konuda. Kanalın üzerine çok düştük. Fakat
Abone sayımız çok yetersiz arkadaşlar. Çok yetersiz olduğu için YouTube fazla dikkate almıyor. O yüzden benim sizlerden istirhamım, abone olmayan arkadaşlar abone olursa, abone olan arkadaşlar da kendi sosyal medya hesaplarında, Instagram ve Facebook hesaplarında videolarımızı paylaşırsa ve çevresindeki arkadaşlarına da böyle bir kanal var, abone ol diye telkinde bulunurlarsa, gerçekten kanalımıza otomatikman da bu avcılık sporuna, avcılık tutkusuna destek vermiş olacaklar. Evet, bu konu böyle. Şimdi niye farklı bir kanal açtık? Avcılık Türkiye'de ve hatta dünyada yanlış bir algı oluşturulmuş avcılık hakkında. O yüzden kanala giren kamptan, çadırdan, işte balık tutma, hatta balık tutmaktan hoşlanan hobidaşlarımız avcılıktan hoşlanmayabiliyor. O yüzden biz avcılık kanalını, bizim Av Doğa Tutkunları kanalımızı av ağırlıklı devam ettirip gene balık avlarımız, işte hobidaşlarımızla sohbetlerimiz, canlı yayınlarımız mevcut tarzımızda devam edecek. Daha farklı bir tarzda bu yeni kanalımızı ayrıyetten devam ettireceğiz. Yeni kanalımızın adı İngilizce arkadaşlar, The Man in Nature diye. Yani bu nedir diyeceksiniz. Yani İngilizce bilenler anlamıştır. The Man in Nature, doğadaki adam arkadaşlar. O doğadaki adam, sizleri temsilen ben olacağım kanalımda. Doğada bir başıma neler yapıyorum, nasıl kalıyorum, akşam kalmalı, bir gün, iki gün kalmalı kamplar yapacağız. Çadırda, doğanın içerisindeki başka tarzda yerlerde. Zaman ilerledikçe neler göreceğiz? Bunları yaşayacağız hep birlikte. Ben yaşarken sizlere de yaşatmayı umuyorum. O yüzden bu kanalımıza da YouTube'da şu anda dediğim gibi çalışmalarını yapıyorum. Kanalı açtım. Videolarımı bir hafta sonra yüklemeye başlayacağım. Abone olup destek verebilirsiniz bu kanalıma da. Avdan hoşlanmayan izleyiciler için de direkt bu kanalla yönlendirmiş olacağız. Bu kanal vasıtasıyla da belki avdan kendilerine, bu arkadaşın av kanalı da varmış, şuna da bir girelim, şuna da bir bakalım derken, belki de avdan en azından çok fazla olmasa da birkaç kişiyi hoşlandırabilirsek, avcılığa karşı bakış açısını değiştirebilirsek bize ne mutlu diyeceğiz. Evet, şimdi bu kadar konuştuk. Sadete geçelim. Bu doğadaki adam, The Man in Nature kanalımızdaki videolarımızı dediğim gibi bu malzemelerle, materyallerle çekeceğiz arkadaşlar. Bunları sipariş verdik. Yarından itibaren başlıyorum çekimlerine. Şimdi av kamplarında da aynı zamanda bunlar, başta söylediğim gibi kullanabileceğimiz malzemeler. Atıyorum bir bıldırcın avına gittik uzağa, bir keklik avına gittik uzağa, çadır kurduk, çadırda kalacağız. Keklik mevsimi özellikle soğuk aylara denk geliyor. Çadırımızda hemen sobamızı yakacağız. Zaten sobaların boylarını görüyorsunuz, çadıra göre uygun, küçücük. Üzerinde çayımızı demleyeceğiz, yemeğimizi yapacağız. Çadırda yakmak istemiyorsak dışarıda yakacağız, dış mekan sobası olarak. Dışarıda ısınmak için ateşimizi yakacağız. Bunları ısınma amaçlı, pişirme amaçlı, çay içme amaçlı, kaynatma amaçlı kullanacağız. Şimdi daha sonra arkadaşlar drone çekimlerimiz biraz daha fazla profesyonelleşecek. Ağırlık katacağız drone çekimlerimize. Yeni bir drone aldım, siparişini verdim. Eski drone'um çünkü yaklaşık olarak aldım, fazla kullanamadım. Pilleri şişti hemen. Havada kalma süresi kısaldı. Bu sebepten dolayı düşme tehlikesi yaşadı birkaç sefer. Hatta düştü, hatta kaybolan da oldu. O yüzden daha profesyonel, daha fazla uzun süre havada kalan, pilleri şişmeyen güzel bir drone aldım. Drone'la da her iki kanalda da çok güzel doğa çekimlerimiz yapılacak. Bunun dışında şu önde görmüş olduğunuz av çantalarımıza sığacak olan malzemeleri sipariş verdim. Bunlar çok lazım olan malzemeler doğada arkadaşlar. Mesela şu balta, küçük bir balta, çantamıza sığacak, av çantamıza sığacak, av yeleğimizin arkasına sığacak, kamplarda kullanacağımız güzel bir balta. Bununla ağaç kesebiliriz, yemek yapacağımız zaman et parçalayabiliriz. Bunun özelliği küçük olması. Tabii ki daha büyük baltalarımız var odun parçalamak için. Fakat sırt çantamıza mümkün olduğu kadar lazım olan malzemeleri sığdırabilmemiz açısından küçük malzemeler lazım. Mesela kampta arkadaşlar şöyle bir bakın, şu kadarcık küçük, cüzdan kadar küçük bir şeyin içine giriyor.
en lazım olan şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar kürek. Bu da aynı şekilde kamp çantamızda yer teşkil etmeyecek. İşte toprağı kazarken, kumu kazarken bunu aynı zamanda kürek şeklinde ya da işte gevşetip çapalama şeklinde çift taraflı solucan ararken, balık yakalamak için solucan çıkartırken ya da çadırın etrafında toprak kazarken vesaire ateş çukuru açarken kullanabileceğimiz bir malzememiz. Hemen sağlam demirden yapılmış. Kullanımı çok basit. Bakın. Katlandı bitti. Bu tarafında çekiç olarak kullanabileceğiniz, bir şey çakacağınız, çakabileceğiniz bir malzeme arkadaşlar. Bunu şöyle koyalım. İçine şimdi. Evet, şimdi şöyle kaba taslak. Bunları merak eden arkadaşlar vardır. O yüzden anlatacağım. Şimdi sorusunuzdur. Nedir ne değildir diye. 4 parçadan oluşuyor boruları. 50 santim her biri, 2 metre çadırın üzerine çıkıyor. Gayet güzel çekiyor. İçini de şöyle sizlere göstereyim. Buradan ateşi görebiliyorsunuz. İçini kontrol edebiliyorsunuz. Buradan ateşin ayarını yapabiliyorsunuz. Kelebeğe var, açma kapama. Zaten videolarda kullanırken göreceksiniz. Burası kapalı. Şöyle göstereyim. Bu ızgarası. Tabii buna çok kalın odunlar değil. Çapını görüyorsunuz zaten. Küçük bir iki kişilik, tek kişilik ya da üç kişilik bir çadır ısıtacak kapasitede. Yakıp, akşam bir iki sefer yakıp çayınızı kaynatıp çadırınızı ısıttınız mı zaten size fazlasıyla yetecek. Şu görmüş olduğunuz ateş çukurumuz arkadaşlar. Akşam çadırın önünde otururken, dışarıda otururken ateş yakıp taburelerle ısınabileceğimiz, közleri dışarıya dağıtmadan buradaki hayvan motifleri, doğa motifleri üzerindeki hem görsellik katıyor hem de ateşin hava almasını sağlıyor yanlardan. Daha güzel yanmasını sağlıyor. Hem fonksiyonel hem görsel açıdan güzel bir ateş çukuru. İçinde arkadaşlar bakın temizlemesi de kolay. Hemen ters çevirip boşaltabiliyorsunuz söndükten sonra. Ve şöyle göstereyim. Şu ızgaralı modelini aldım ben. Bunu da içinde köz oluştuktan sonra koyup üzerinde etinizi, çayınızı vesairesini aynı zamanda çok rahatlıkla çaydanlık vesaire oturtturarak yapabileceğiniz bir ürün. Ben bunu kendime kullanışlı olduğu için tercih ettim. Şu da yanında geliyor maşası. Isındığı zaman bunu üzerinden alıp odun takviyesi yapacağınız zaman arkadaşlar şu kenarından tutma işine yarıyor maşa. Bir dakika. Daha acemiliğini çekiyorum ilk. Evet. Şu şekilde tutup kenara koyup tekrar bunun üzerine maşasıyla koyuyorsunuz. Evet. Bu da bu şekilde. Şimdi bu ürünümüzü kaldıralım. Bunun yerine ben aşağıdaki diğer ürünü sizlere göstermek istiyorum. Evet. Şöyle şunu da koyalım. Arkadaşlar çok fonksiyonel, güzel bir ürün. Bunu çok beğendim. Yani tam bir fiyat performans ürünü, öyle söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz çadır sobasının yaklaşık olarak 1/4 fiyatına arkadaşlar. Ve bana göre çok daha kullanışlı. Bacası yok. Bunun gibi bacası gelmiyor. Bacasını dışarıdan. Bacalı modelleri de var. Bu modelde baca yok. İstediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Gene çadırın içinde de kullanabilirsiniz. Bakın. Şimdi sırasıyla açalım. Şurada bir kapağı var. Bunu çıkardığınız zaman buraya tencere, tava, çaydanlık vesaire oturup direktman ateşe maruz bırakıp daha çabuk kaynatma, pişirme işlemi yapabiliyorsunuz. Bunu arkadaşlar üstteki kapağı
kenara aldığınız zaman şöyle göstereyim. İçindeki közle deminki ateş çukurumuza benzer. Bunun üzerine etimizi, köftemizi vesairemizi koyup ızgaramızı aynı zamanda sobamızda yapabiliyoruz. Krom ızgara teli de geliyor yanında. Ve altında bir ızgarası var. Bu da ateşin rahat şey yapabilmesi açısından güzel bir ızgara. Hava alıp yanması açısından. Burada bunda kapağı var arkadaşlar. Bu üstteki kapak kapalıyken şöyle koyalım. Yani soba pozisyonundayken buradan odun atıp beslemesini buradan yapıyoruz. Bu da küllüğü arkadaşlar. Ya boşaltması da kolay gene. Kapağı açıp ters çevirdik mi soğuduğu zaman çok rahat boşalıyor. Evet, bu şekilde çok kullanışlı ve çok uygun fiyata kamplarda, avlarda, balık avlarında, kara avlarında her yerde kullanılabilecek bir ürün. Şu ürün dediğim gibi biraz pahalı bir ürün. Özel işte boruları ince vesaire, çapı da küçük çadırlar için. Fakat bence gerek yok. Bence şu ürün kullanış açısından düşünüyorsanız hepsinin görevini yapar arkadaşlar. Bunun bir özelliği var sadece. Şurada görmüş olduğunuz şu çantanın içine tamamı sığıyor arkadaşlar. Boruları dahil olmak üzere tamamı sığıyor. Şunun içine. Bunu yanınıza alıp kampa, arabanıza koyup bu şekilde ya da sırtınıza, sırt çantanızın yanına alıp elinizde tutup kampa gidebilirsiniz. Çantasıyla birlikte geliyor. Evet. Daha farklı ürünlerimiz var. Onları göstermek istemiyoruz. İşte bunlarla kullanacağımız işte eldivenlerimiz özel, ısıya dayanıklı, ateşle şey yaparken ne bileyim buna uygun tencere tavamız vesairemiz, her şeyimiz mevcut. İnşallah tam bir teşkilatla yeni kanalımıza gireceğiz. 2-3 çeşit çadırımız var. Yazlık çadırlarımız, kışlık çadırlarımız, işte mevsimlik çadırlarımız. Bunları ortamına göre, yerine göre işte ormanda orman çadırı, deniz kıyısında daha işte kumsal çadırı, farklı yerlerde balık çadırları vesaire. Bunları da hep birlikte kuracağız, kalacağız. Balığımızı yakalayacağız, pişireceğiz. Av sezonuna kadar bu videolarımız hızlı bir şekilde inşallah gelmeye devam edecekler. Takipte kalın arkadaşlar. Bir dahaki av sezonuna kadar ne yapacağız diye soruyordu bazı arkadaşlar. Sezonda görüşürüz. Biz artık devam ediyoruz kanalımıza daha hızlı bir şekilde. Turna avlarımız olacak. Bir şey kalmadı. Turna avları başlıyor. 20 gün sonra turna avı serbest bir hal alacak. Turna ve pörç avlarımıza başlayacağız. Otumuzla, kıyıdan vesaire. Gene yakala pişirlerimizi yapacağız. Tenceremizi, tavamızı getireceğiz. Yakaladığımız turnaları güzel doğa ortamında sizlerle birlikte ayıklama ve pişirme videolarımızı çekeceğiz. Turna pişirme videosu geçen sene çekemedik. Güzel turnalar yakaladık. Güzel turna avlarımız oldu. Fakat pişirme videosunu yani çekmeye vaktimiz olmadı. İnşallah bu sezon bol bol sizlere temizleme, pişirme videoları çekeceğiz. Turnanın pişirmesi özeldir arkadaşlar. Diğer balıklara benzemez. Çok güzel, yakalaması çok güzel. Görüntüsü timsah gibi çok güzel bir balık. Fakat pişirmesi de diğer balıklardan farklıdır. Farklı bir sistemde. Onları da inşallah turna avlarımız sırasında doğada hep birlikte yapacağız. Evet, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.